Eğitim, ülkeyi geleceğe taşıyan bir köprüdür. Doğru şekillendirilirse ve yön doğru çizilirse köprü sizi doğru yere taşır. Geçmişten bugüne hangi sorunları taşıdığımızı, hangi sorunların daha da arttığını ve hangi sorunların çözümsüz kaldığını iyi okumak gerek. Hem de eğitim üzerinde yapılmış ve yapılmaya devam edilen tahribatlardan da ders çıkarmak gerek. Eğitimi ideolojiye göre siyasetin arka bahçesi olacak şekilde değil, gelecek nesilleri çağdaş uygarlık düzeyinde başarılara ulaştıracak, laik, Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda liyakata önem veren, çocuk ve gençlerin en iyi şekilde eğitilmesini ve maksimum faydayı sağlamalarını önceleyecek şekilde şekillendirmek gerek. Aynı zamanda çocuğun eğitimini, sağlığını, beslenmesini, korunmasını, barınmasını ve bunun gibi birçok konuyu da birlikte bütünsel bir yapıyla düşünen bir eğitim sistemiyle doğru bir çocuk politikasıyla oluşturmak gerekir. 2002 yılından bu yana iktidarda olan AKP'nin temel sorunu uzun vadeli bir eğitim planlamasının olmayışıdır. Genellikle anlık reform diye başlatılan ama altyapısı olmayan projeler ya da ideolojik dayatmalarla yapılan düzenlemeler eğitim sistemini daha da kaotik bir yapıya sürüklemiştir. Eğitim sistemimizde acilen alınması gereken tedbirler var. Öncelikle mevcut durumda yükseköğretim öğrencilerinin sadece %14'üne, zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise %1'ine yurt imkanı sağlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin vakıf, cemaat ve derneklerin yurtlarına gitmemesi için bir an önce yurt projesi başlatmalı ve TOKİ acilen harekete geçirilmelidir. Müfredat çağdaş, bilimsel esaslara göre yeniden düzenlenmelidir. Okul kitaplarında çok büyük sorunlar vardır. İçerikleri gözden geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı yöneticilerinin tamamı incelenerek liyakat esasına göre yeni atamalar yapılmalıdır. Yeni atamalar zorunludur. Sözlü sınavla atama uygulamasına son verilmelidir. Öğretmenlere yönelik başlatılan soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak terör örgütleriyle ilişkisi olmayanların görevlerine iade edilmeleri acilen sağlanmalıdır. Kanuna aykırı açılan okul, yurt ve merkezler bir an önce tespit edilmeli ve kapatılmalıdır. Kesinlikle vakıf, dernek ve cemaatlerin eğitim sistemine etkileri ortadan kaldırılmalıdır. Vakıf, dernek ve cemaatlerle yapılan protokoller gözden geçirilmeli ve çağdaş eğitim ilkelerine aykırı uygulama yapanların protokolleri iptal edilmelidir. Eğitim bir yapboz tahtası değil. Eğitimin sorunlarını ve doğru şekilde şekillendirilirse bu çalışmanın nasıl bir fayda sağlayacağının da önemini vurgulamaya çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum.